Merhabalar, sıcak takipteyiz. İki konuğumla birlikte Brüksel'den Profesör Niyazi Kızılyürek, Avrupa Vekili, Kıbrıs Vekili, Sol Gruptan ve Profesör Cengiz Aktar, Atina'dan katılıyor programımıza. Evet, Niyazi seninle başlayalım. Çünkü bugün yoğun bir gün. Türkiye gündemi her tarafta aslında. Atina'da, Brüksel'de, Kıbrıs'ta, pek çok yerde Türkiye konuşuluyor. Çünkü Doğu Akdeniz'de krizin merkez noktasında, merkez üstünde Türkiye var. Bugün epey bir tartışma oldu Avrupa Parlamentosu'nda. Bize biraz havayı aktarır mısın? Türkiye nasıl algılanıyor? Nasıl bir görüntü içerisinde yer alıyor şu anda? Öncelikle şunu söyleyeyim, parlamentoda tek bir görüş yok. Yani farklı gruplardan farklı yaklaşımlar var. Nüans farkları olsa da bazı farklılıkların olduğu dikkatimi çekti. Ama isterseniz önce Sayın Borrell'in yaptığı açıklamaya biraz tuhafıma gitti. Evet. Bir imparatorlukların geri dönüşünden söz etti. Ve bu imparatorlukların geri dönüşü sayarken işte efendim Çin, Rusya, Türkiye falan dedik. Bu doğrusu bir tuhaf karşıladığım bir değinme oldu. Hani belki imparatorluk nostaljisi içinde bir takım devletler vardır deseydi anlardım da böyle hani geçmiş imparatorlukları tekrar geliyor şeklinde bir yorum çok beni ikna etmedi. Ama daha çok önemsediğim şey şu, Türkiye ile ilişkilerin bir dönüm noktasından geçtiğini söyledi. Ve ısrarla bu sözcüğü 5-6 kez tekrarladı. Türk Bu AB watershed kelimesi mi? Watershed, aynen onu defalarca kullandı. Watershed, dönüm noktası Yol ve ayrımı, yol ayrımı belki de. evet, yol ayrımı anlamına da geliyor. Dolayısıyla ve burada da ilave ettiği bir şey var. Bu yol ayrımının hangi yola sapacağı da Türkiye'nin bu günlerde ortaya koyacağı tavra bağlıdır dedi. Demek ki bunu belirttikten sonra tabii ki bütün gruplar istisnasız Türkiye'nin Ege'de özellikle Yunanistan'la olan, Kıbrıs'ı ayrı tutuyorum, Yunanistan'la olan sürtüşmesinde bu tamamen bir yumuşamaya doğru yönelmesi, askeri araçları terk etmesi, diplomasiye ve diyaloğa dönmesi çağrısı var. İstisnasız bütün gruplarda var. Bazı gruplarda Türkiye'nin bu tavrını Türkiye'yi temelli olarak Avrupa Birliği üyeliğinin dışında tutma eğilimine kadar geldi. Bazı gruplar ise Türkiye ile artık belki farklı bir ilişki biçimini açıkça konuşma zamanının geldiğini, hep bildiğimiz o special, özel konum lafı gündeme geldi. Ama bu arada Türkiye ile Yunanistan arasında da diyaloğun şart olduğu, bir tek taraflı suçlamalarla bir yere gidemeyeceğimizi söyleyenler de oldu. Özellikle belki şu noktada bir anlamı olduğu için önerimi yapayım. Avrupa Parlamentosu Türkiye Delegasyon Başkanı Sergiy Lavrovski tamamen tek taraflı suçlamayla olmaz bu. Diyalogla olur. Diyaloğa teşvik etmemiz gerekiyor şeklinde konuştuk. Şimdi parlamento... Türkiye'yi haklı bulan, haklı gösteren, haklı olduğuna yönelik argümanlar sunan oldu mu hiç bu şeyde, Hayır, bu Türkiye'nin tartışmada? haklı olduğunu söyleyen biri olmadı ama Türkiye ve Yunanistan'ın arasında bir diyaloğu ön plana çıkaran, sorunların diyalogla çözülebileceğini, uluslararası hatta Adalet Divanı hakla çözülebileceğini söyleyenler oldu. Dolayısıyla aslında şöyle bir kabaca bir yorum yapabiliriz. Bir, Türk-Yunan gerginliğini Türkiye'yi tamamen AB dışına atmak için kullanmak isteyen güçler var. Bir de her şeye rağmen Türkiye'nin önemli bir ittifak, müttefik olduğunu. Dolayısıyla Türkiye ile diyaloğu imkanlarını ortadan kaldırmamak gerektiğini, Türk-Yunan ilişkilerinin de diyalogla halılabileceğini söyleyenler de oldu. Borrell'in bu arada söylediği başka önemli bir şey var. Türk-Yunan diyaloğunu biraz da Kıbrıs'a gönderme yaparak gündeme getirmiştik ki bu çok önemli. Türk-Yunan ilişkilerin tarihini bilen herkes bilir ki Kıbrıs sorununda ilerleme olmadan orada kendi başına Türk-Yunan diyaloğunda büyük ilerlemeler, sorunu çözmeye dönük hamleler bekleyemeyiz. Hatta Borrell Sayın Genel Sekreterle BM Genel Sekreteriyle de temasta olduğunu söyledi ve Kıbrıs'ta bir an önce müzakerelerin başlaması lazım geldiğini söyledi ve bence çubuğu doğru yöne büktü. Bir Türk-Yunan diyaloğu başlayacak belli ki. Oruç Reis'in hatta geri çekilmesi, Antalya'ya geri dönmesini olumlu karşıladılar. Doğru yönde bir adım olduğunu söyleyenler de oldu. Ama
Türk-İran diyaloğu bir düzeyde kurulacak. Bir diğer diyalog da Kıbrıs'la ilgili olacak. Sanırım bu da Kıbrıs Türk'teki seçimlerden sonra çok yoğun bir şekilde gündeme gelecek. Benim anladığım bu bütün tartışma konseyin Türkiye ile ilgili yapacağı 24-25 Ekim tarihli görüşmenin bir böyle ön hazırlığı ön provası. Bir prova gibi oldu. Böyle çok ağır yaptırımlar isteyenler çok fazla duymadım. Birkaç Kıbrıs Türk milletvekili dışında, birkaç Yunanlı milletvekili dışında. Dolayısıyla böyle ağır yaptırımlardan ziyade diyaloğun önünü açacak bir eğilim içinde. Türkiye'nin de alacağı tavırlar zaten sanıyorum Oruç Reis'in işte çekilmiş olması doğru yönde bir adım diye görüldü. Arkasının gelmesini bekliyorlar. Aşağı yukarı hava böyle. Peki. Eklenecek bir şey var mı? Yani sen buradan bir çıkış yolu görüyor musun? Belki bu soruyu sorarak ve onun cevabını alarak seni gönderelim. Çünkü anladığım kadarıyla birazdan bir oylamaya gireceksin. Daha evet. Beni çok tedirgin eden şey aslında her iki ülkede de Yeni Yunanistan Türkiye'deki kamuoyu diplomasisi ve halkların zehirlenmiş olması. Yani basının şöven çıkışların çok böyle ön planda olması, toplumların çok kışkırtılmış olmaları. Ama Yunan tarafındaki böyle medyada çok fazla böyle bir söylem görmüyoruz, teşhis etmedik yani biz. Daha çok %90'lı, %95'i kontrol altında olan Türk medyasında böyle bir şey görüyoruz. Evet, mesela Türk medyasında çok ön planda, hatta medyayı geçtim. Hükümet ortakları arasında hem Cumhurbaşkanı'ndan ta Devlet Bahçeli'ye kadar kullanılan dil hiç kabul edilir tarafı yok. Evet. Yani bu son derece şöven ve saldırgan ve Yunan halkını da aşağılayan bir dil olmaya devam ediyor. Bu düzeyde gitmese bile Yunanistan'da da kamuoyunda biz %100 haklıyız algısı yerleşmiştir. Burada tek taraflı haklılık çok kuvvetli bir duygu olarak ön plana çıktığı için hükümetlerin esneklik gösterme alanları da daralmış oluyor bir yere kadar. Ama umarım uluslararası siyaset ilk defa, bakınız 1974'ten sonra ilk defa uluslararası siyaset Türk-Yunan diyaloğuna bu kadar önem vermeye başladı. Çünkü NATO'nun kendisi tehlikeye girdi bir kere ve bir Türk-Yunan savaşı eşiğine kadar geldik. Evet. Bence bundan sonraki hamleler yumuşatmaya dönük olacaktır büyük ihtimalle. Ve yine de söylüyorum, sonuçta bir biçimde Kıbrıs'ı bu formüle dahil etmek gerekecektir. Kıbrıs müzakerelerinin başlaması belki çok erken, Ekim sonuna kadar hatta belki başlayabilir. Çünkü onun da yumuşatıcı bir boyutu olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Uzun lafın kısası, hem Türkiye-AB ilişki açısından bir dönüm noktasındayız, hem Türk-Yunan diyaloğu açısından öyle bir yerdeyiz, hem de Kıbrıs'ta kalıcı bölünme mi, bir ilerleme mi arasındaki tarikatçılık ve dönüm noktasındayız. Evet. Böyle çok önemli bir yerdeyiz. Her bakımdan kritik bir eşikteyiz diyorsun. Aynen öyle, onu söylüyorum. Peki. Size kolaylıklar diliyorum. Bir peki, Niyazi çok teşekkürler. Tabii ki tekrar görüşmek üzere diyoruz. Evet Cengiz, seni dinliyorum. Niyazi'nin anlattıkları, yaptığı değerlendirmeler üzerine ne diyeceksin? Şimdi bu Burel bir yani Türkiye taraftarı bir tablo sergiliyordu daha çok yakın zamana kadar. O dahi yani bütün bu son iki hafta içerisinde olup bitenlerden sonra artık eskisi gibi Türkiye'ye yakın bir çizgi de değil. Bu yani Avrupa'da havanın ne kadar değiştiğini gösteriyor aynı zamanda. Ancak ya Avrupa'nın ne olduğunu ne olmadığını da biliyoruz diğer taraftan. Yani Avrupa'nın bir kere bir ortak dış politikası diye bir şey yok. Evet. Yani bu hiçbir zaman olmadı ve olmayacak zaten. Dolayısıyla yani Avrupa'dan medet ummak, Avrupa devreye giriyor ve işte Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkları çözecek. Efendim buna Kıbrıs'ı da dahil edecek. Hatta işte Burel kendisi zaten iki ay önce Ankara'ya gitti. Bu Kıbrıs konusunda ben arabuluculuk yapayım falan dedi. Kovaladılar. Ne Kıbrıs'ı? Biz Kıbrıs'ı tanımıyoruz ki dediler yani. Farkında bile değildi. Herhalde o uyduruk danışmanları var. Onlardan biri sufle etti kulağına. Dolayısıyla yani büyütmemek lazım bunları. Hayır yani, ama ve şimdi şeyin söylediği, Niyazi'nin anlattığı, yani vurgu yaptığı 6-7 gün. Bitirmedim ama şunu söylemek istiyorum. Evet. Şimdi burada yani burada küçümsemeden ama abartmadan nerede olduğumuza bakmak lazım.
Şimdi abartmadığını söyledim. Küçümsemediğini de söyleyelim. Şu, yani bugün bu sıcak sürtüşmeyi engelleyebilirse Avrupa Birliği tarafı, NATO tarafı ne âlâ. Yani bu Ankara'nın 2016'da tamamen kendi tasarrufuyla tutup çöpe attığı istikşafi tabir edilen, yani arayış müzakereleri, neyi tartışacağızı tartışan müzakerelere geri dönülebilirse ne âlâ. Ama yani bunları da böyle hop bitti oldu tamam öpüşün işte birbirinize çiçek verin falan öyle bir durum yok yani daha ortada. Hı hı. Kaldı ki bugün daha neydi belirsiz bir Navtex daha çıktı ortaya. Sakız Adası, İyos, Çeşme'nin karşısındaki evet adayla alakalı çiçeği burnunda bir Navtex'imiz var daha nur topu gibi. Dolayısıyla yani bu böyle heyecanlanmanın bir manası yok. Şimdi ayın 22 ve 24'üne, 22'sinde Dışişleri Bakanları toplantısı var. 23-24'te de zirve var. 24-25'te de çok geniş gündemli bir zirve var. Yani Türkiye ve Doğu Akdeniz sadece gündem maddelerinden bir tanesi. Hı hı. Dolayısıyla o zamana kadar, yani bugün ayın 15'i, İşte bu önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde herhalde bir şey olmaz gibi gözüküyor. Bilmiyoruz tabii. Hiç belli olmaz yani Türkiye'de. Çünkü geçen gün işte sen koalisyonla ilgili bir yazı yazdın. Yani Türkiye'yi yöneten karma karışık bir koalisyon var. Neydi belirsiz bir sürü tuhaf adam var içinde. Evet. Yani bunlar herkes bir tarafından çekiyor. Saray ortada kalmış vaziyette. İbrahim Kalın bir şey söylüyor. Öbürkü çıkıyor başka bir şey söylüyor. Yani tam bir keşmekeş hali ve dışişleri tamamen marjinalize edilmiş vaziyette. Dolayısıyla yani küçümsememek lazım ama abartmamak da lazım. Zaten buna ek olarak şu da söylenebilir. Suriye Kürt delegasyonun başındaki kişi geçen gün Lavrov görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada Türkiye devletinin ne yapacağı hiç belli olmaz. Her an sürprizlerle karşılaşabiliriz dedi. Yani genel olarak böyle bir algı var zaten. Öngörülemezlik algısı. Tabii. Türk dış politikasında çok zikzaklı giden bir dış politika algısı var dışarıda. Ama yine denelim. Az önce Niyazi'nin anlattığı yani Josep Borrell'in Avrupa Birliği'nin fiili dışişleri bakanı diyebileceğimiz kişinin dış ilişkiler sorumlusu demek daha doğru. İzleyicilerimize tam olarak da basit anlasınlar diye şey yapıyorum. Avrupa Birliği'nin dış politikasından sorumlu kişi. External relations. Evet. Tamam işte neyse yani bir onu izleyicilerimiz dış politikadan fiili sorumlu diye anlasın ki herkesin netleşsin. Dolayısıyla dış bu kişi watershed kelimesini kullanıyor 6-7 defa bugünkü konuşmada. Şimdi bu yol ayrımı, yani Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri bir yol ayrımında diyor. Bunu nasıl anlamalıyız? Neyi kastediyor? Valla bu tamamen... Nasıl bir yol ayrımından söz ediyoruz? Ya bu tamamen Oruç Reis'le alakalı bir çıkış. Bunun daha fazlasını beklememek ve aramamak gerekiyor. Yani bir insan, insan hafızasız ve hızla unutan bir yaratık biliyorsun. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri 26 Haziran 2018'de ölümcül bir darbe almıştır. 26 Haziran 2018. Yani müzakerelerin dondurulduğu tarih, Avrupa Birliği Konseyi'nin aldığı karar. Evet. Bunun üzerine tekrardan gidip bu müzakereleri başlatmak falan Avrupa Birliği'nin teknikleri çerçevesinde imkansızdır. Yani %1 şansı dahi yoktur. Türkiye'de böyle pırıl pırıl bir rejim, yani bir sistem gelir, yeni bir hükümet gelir falan ama olmayacak duaya amin demenin de manası yok. Dolayısıyla bu tamamen günümüzde yaşanan sorunlarla alakalı bir ifade. Daha fazlasını da aramamak lazım. Kaldı ki zaten yani dış ilişkiler sorumlusunun aynı zamanda komisyon başkan yardımcısı Borrell'in bir böyle bir şeyi de yok zaten. Böyle bir iş tanımı da yok zaten. Peki, yani Almanya var. Almanya derken... var devrede. Almanya var devrede ama. Tamam. Yani Almanya hala devrede olduğu anlaşılıyor. Esas o. Yani Almanya çok ön planda değil.
Ama anladığımız kadarıyla bu Temmuz ayındaki üçlü belki tekrar bir araya gelebilir. Yani Türkiye'den İbrahim Kalın ilahiyatçı ve Yunanistan'dan ve Almanya'dan da iki tane diplomat. Bunlar bir araya gelebilirler. Ne konuşacaklar, kim neye karar verecek falan. Bütün bir yani gündem falan hiçbir şey belli değil. Ama yani burada şimdilik NATO dahil, Avrupa Birliği de dahil yapabildikleri, yapabilecekleri sadece sıcak sürtüşmeyi engelleyebilmek. Şimdilik... Harareti düşürmek. Harareti düşürmek. Ama bunun dışında ne Avrupa Birliği ne NATO'nun böylesine girift, karma karışık bir meselede, Türkiye ile Yunanistan arasındaki meselede arabulucu yapma çapları yok bir kere. Yani böyle bir kurumsal ne böyle bir görev tanımları var, ne böyle bir hafızaları var, ne de Avrupa Birliği üyesi olduğu ölçüde Yunanistan'ın Avrupa Birliği bir taraf olarak bu meseleye el atamaz. Çünkü Avrupa Birliği el attığı andan itibaren temsil ettiği ülkelerden bir tanesi Yunanistan, öbürü de Kıbrıs olacak zaten. Dolayısıyla hakikaten abartmamak lazım. Ama yani bu hali hazırdaki statüko, yani işte Oruç Reis'in Antalya'ya çekilmiş olması ve işte istikşafi görüşmelere biz tekrar başlamaya hazırız mesajları Ankara'dan gelen. Yani bunlarla birlikte tekrar ediyorum, 2016'da tamamen Ankara'nın kendi tasarrufuyla çöpe atılmış olan istikşafi müzakerelere tekrar başlanabilir. Evet, o kadar Mart, yani. 2000, bundan daha Mart, fazlası olmaz. 1 Mart 2016'da Ankara'nın çekilmesiyle bu istikşafi görüşmeler ya da bu masa artık kapatılmıştı, devrilmişti diyelim. Şimdi evet, yeniden buraya dönülecek. Yani döne dolaşa aynı noktaya yavaş yavaş geliniyor. Ama bu arada tabii bir sürü çalkantı yaşanıyor. Hararet yüksek, bu hararet düşürülmeye çalışılıyor. Unutmayalım. Aslında 3-4 koldan müzakerelere dönüm baskısı var Türkiye'ye yönelik. Pompeo'nun Kıbrıs ziyareti, verdiği mesajlar, deeskalasyon dediği, yani düşürün bu harareti mesajı. Onun yanı sıra yani şu anda çok ciddi bir anti-Macron hareketi veya tartışması var Türkiye'de aslında. Onu da altını çizelim. Macron 2 veya 3 defa müzakere masasına dönülmesi için Merkel'in işte öncülük ettiği uzlaşma görüşmelerinin yapılması için çağrıda bulunmuştu. Onu da hatırlatalım. Yani sadece Fransa'nın hayda diye girip durup ondan sonra bir askeri tırmanışa geçtiği bir süreçten de söz etmiyoruz. Ve senin dediğin gibi işte Yunanistan'da bugün yapılan açıklamalar, Charles Michel'le birlikte Mitsotakis'in görüşmeleri hazırız mesajı. Aslında bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Katimer'ini de yayınlanan yazısında da işte biraz fazla retorik söyleme boğulmuş olsa da görüşebiliriz, görüşeceğiz mesajı da var. Dolayısıyla aynı noktaya yavaş yavaş dönülmüş oluyor ister istemez. Yani nasıl söyleyelim, bir kuru gürültü hali sanki yaşanıyor gibi oldu Türkiye açısından ya da Türkiye resmine bakıldığında. Ama tabii senin dediğin gibi bu bir açık, ucu açık bir süreç. Bilmiyoruz ne olacağını. Evet. Çünkü öngörülemezlik var. Ben yine de şunu merak ediyorum. Yani burada Borrell bugünkü konuşmasında bir başka şeyden de söz etti. Artık 2 defa sanırım. Modernizasyonu, gümrük birliğinin modernizasyonu. Şimdi bu 24-25'teki zirvede Türkiye'ye bir şekilde, hani daha önce dediler ya havuç ve sopa, Avrupa Birliği Türkiye'ye gümrük birliğinin modernizasyonu konusunda bir davette ya da bir öneride mi bulunmayı düşünüyor acaba? Böyle mümkün mi değil. Onu? Mümkün değil. Çünkü kim söylüyor peki olabilir. Bu yüzden mümkün değil. Olabilir, olmayacak şey değil yani havuç olarak o bu masaya tekrar gelebilir. Çok eski bir mesele zaten bu. Yalnız buna getirilecek olan, Avrupa Birliği tarafından getirilecek olan şerait, şartlar, koşullar yani, değişmedi. Koşullar, hayır, bu Oruç Reis'in çekilmesi ve Yunanistan'la masaya oturulmasıyla sınırlı olacak koşullar asla olmaz. İnsan hakları, efendim Osman Kavala, Selahattin Demirtaş,
Ahmet Altan ve bütün diğerleri KHK Türkiye'deki terörle mücadele, mücadele yasası, hukuk devleti say bitmez yani. O olacak iş değil o. Çünkü yani terörle mücadele yasasında herkes... değişiklikler en önemli koşullardan bir tanesiydi. Yani baştan aşağı Türkiye'deki rejimin, ceberrut rejimin bugüne kadar 2013'ten itibaren sayarsak son 7 yıldır ki icraatının tersine çevrilmesini isteyeceklerdir karşılığında gümrük birliğiyle, gümrük birliğinin tadil edilmesi. Yani Avrupa Birliği'nin o koşullardan vazgeçmesi mümkün değil diyorsun. Mümkün değil. Söz konusu değil. Çünkü şunun için söylüyorum. Bir kere burada yani bu aşamaya gelirse iş Türkiye'den bütün bu saydıklarımın istenmesi gerektiğini söyleyecek en aşağı 10 tane ülke var. En aşağı. Yani Hollanda, Belçika, Danimarka, İsveç, Finlandiya, Fransa, bunların hepsi, hatta Almanya. Yani bunlar hiçbiri, ay Oruç Reis'i çekin, Yunanistan'la masaya oturun, efendim Gümrük Birliği'nin tadilatına razıyız. Olmaz böyle bir şey. Rüya görüyor bunu söylüyor. Yani ben duymadım daha böyle bir şey ama böyle bir hüsnü zan dolaşıyor ortalıklarda tabii. Bunu evet. Bunu pompalayan spin doktorlar da var malum. Ondan sonra öyle olabilir falan diye böyle gaz veren amiyane tabiriyle. Böyle bir şey mümkün değil. Yani evet. Avusturya Başbakanı'nı, Fransız Cumhurbaşkanı'nı, efendim Hollanda Başbakanı'nı falan bu konularda aşmak mümkün değil. Yani evet. Yetmez yani. O dolayısıyla ya Avrupa'da ya şunu söyleyeyim, Ankara'da buna razı olmayacağı için, bu bütün bu saydıklarımıza razı olmayacağı için ölü doğmuş bir bebek olarak orada duracak, o kadar. Peki son soru, büyük resme parçalarını tek tek yerleştirelim. İzleyicilerimizin de genel yani manzarayı görmesi açısından Arap Birliği çok ciddi bir şekilde Türkiye'ye karşı pozisyon almış vaziyette. Suriye, Irak'tan çekilmesi, Libya'dan çekilmesi çağrıları var resmen bu blok tarafından. Şu anda biz seninle konuşurken yani 15 Eylül öğleden sonra Beyaz Saray'da Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Bahreyn'in barış anlaşması töreni düzenlenmiş durumda. O tarafta o var. Bu da tabii Türkiye'yi hayli geniş biçimde ilgilendiren bir gelişme. İşte Pompeo'nun Kıbrıs ziyareti, silah ambargosunun kaldırılması yine Amerika'nın Kıbrıs yanında yer alması bir tarafta ve Sarrac'ın istifa edeceği söyleniyor. Ve bu Sarrac'ın istifasıyla Libya'da iki tarafın, yani savaşmakta olan iki tarafın buluşabileceği ve bir ortak koalisyon kurabileceği söyleniyor. Az önce deminden beri konuşuyoruz. Yani Yunanistan bir dizi diplomatik atakla Avrupa Birliği'ni İyi kötü konsolide etmiş durumda Avrupa Birliği topraklı. Meselenin Türkiye-Avrupa Birliği meselesi olarak algılanması konusunda sadece Türkiye-Yunanistan krizi değil. Tabii. Bütün bunlar hayli mesafe kat etmiş gözüküyor. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimizde, Türkiye dış politikası açısından baktığımızda, bölge politikası açısından baktığımızda, bugün itibariyle Türk dış politikasının çöktüğünü söyleyebilir miyiz? Tabii canım, tabii. Yani değer, İbrahim Kalın'ın bu değerli yalnızlık diye bir lafı vardı. İşte o yani, o ve onu duyan herkes o değerli de değersiz yalnızlık demişti. Tam o aşamada Türkiye debeleniyor yani şu sırada. Hiçbir kimse, yani hiçbir ülke Türkiye ile ya masaya oturalım birlikte hareket edelim falan böyle bir şey yok. Yani bir iki işte uyduruk Azerbaycan'la, uyduruk Katar'ın dışında Türkiye'ye, Pakistan hiç sesleri çıkmıyor bile bunda, o da var yani. Türkiye'yi bu konularda böyle bir hızla destekleme falan çabası içerisinde de değiller bu saydığımız ülkeler, unutmayalım. Önemli bir detay daha var. Pompeo Kıbrıs'a gitti fakat Ankara'ya gitmedi. Tenezzül etmedi sanki. Ankara'ya gitmediği gibi bir de Kuzey Kıbrıs'a da gitmedi. Gitmedi. Ankara onu söylüyor. Oraya da artı bugün, yani, bugün Mısır Dışişleri Bakanı Atina'ya gidiyor. Yani böyle bir 17'sinde hareketlilik var burada ve Türkiye günü, bunların hiçbirisinin içinde yok. Valla işte Perşembe günü mesela bu taraflar arasında, yani Libyalı taraflar arasındaki müzakereler, bir laf çıktı Paris'e gidiyorlar ikisi de diye. Sonra o yalanlandı. Hı hı. Ama gittikleri bir yer var, orası da kesin, Cenevre'ye gidiyorlar birlikte heyetler. Yani Cenevre'de müzakereleri devam edecekler. Fas'tan İsviçre'ye geçiyorlar yani. Rabat'tan Cenevre'ye. Orada da yani en azından
Ya belki Türkiye Sarraç'la birlikte tekrar bir şeyler yapmaya çalışıyor veya orada aldıklarını muhafaza etmeye çalışıyor Libya'da, bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki Sirte ve Cufra macerası bitti. O Vatiye havaalanının dümdüz edilmesiyle birlikte o macera bitti en azından. Libya çok yani bu değersiz yalnızlık nereye kadar gidecek? Bunu kim toparlayacak? Dışişleri yerle bir edilmiş vaziyette. Yeni de değil. Ondan sonra onu tekrar toparlayıp böyle yeni bir ekip falan gündeme nasıl işe başlayacaklar? İstikşafi müzakereler deyip duruyoruz. İyi güzel de Yavuz, kim yürütecek bunları? Adam kalmadı. Dışişlerinde adam kalmadı yani. Bir Çağatay Erciyes var, büyükelçi. Bir o var, bir de onun küçük bir ekibi var. Onun dışında yani zamanında bu işleri yürütmüş olan adamlar ya usta diplomatlar ya istifa etmek zorunda kaldı falan. Yani dolayısıyla Türkiye'nin hakikaten yani Ankara'nın işi çok zor. Tabii ekleyelim bu arada askeri kaynaklardan da haberler geliyor. Türk-Rus İşbirliği İdlib'de çok ciddi biçimde sekteye uğramış vaziyette. Ve yine bu kaynaklardan gelen haberlere göre Suriye ve Rusya çok ciddi bir güçlü bir taarruza hazırlanıyor İdlib'çilerine. Abi tabii eli kullandı. Ya bir de bu var. Yani bütün tabii. Resim böyle aslında. Türkiye'de ne kadar bu resim toz pembe gösterilmeye çalışılırsa çalışılır. Bölgesel hegemonyaya oynayınca böyle oluyor sonuç tabii. Yani işte elindeki kıçıkırık ithal ettiğin iki tane insansız hava aracıyla ondan bir esas ana maddelerini ithal ettiğin bu kadar oluyor vallahi. Evet. Peki. Ha bir de emekli amiraller var tabii. Bir de onlar da aset biliyorsun. Onlar da büyük değer tabii o emekli amiraller, bu akılları verenler yani.